Şimdi Çanakkale Savaşı, bir kere şunu söyleyeyim, birçok yerde de geçiyor. Çanakkale Savaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür. Bir, Çanakkale Savaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıkış savaşıdır. İki, üç, Çanakkale Savaşı Türk milletinin Viyana'dan beri gerilediği ve kendi özgüvenini kaybettiği fakat Çanakkale ile beraber özgüvenini tekrar kazandığı bir savaştır. Bu üç konu mutlaka bilmesi lazım. Bir başka konuda Çanakkale Savaşı her ne kadar bir savaş olmasına rağmen bizim hiç adını sanını duymadığımız bir ülkenin topluluğuyla dost ve kardeş olmamıza sebep olan bir savaştır. O da Avustralyalılardır. Yani Anzaklardır. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışını az çok herkes bilir. İşte özellikle Batılı devletlerin, Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşması, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ele geçirip bunu Avrupa'ya taşımasıdır temel amaç. Bu bağlamda da Çanakkale cephesini açmışlardır, Irak cephesini açmışlardır, Kafkas cephesini, Galicia cephesini, işte Suriye cephesini, Kanal Harekatı'nı başlatmışlardır. Tabi burada Çanakkale cephesi bizim açtığımız bir cephe değildir. Çanakkale cephesi İngiltere, Fransa'nın açtığı Çanakkale üzerinden İstanbul'u ele geçirip Osmanlı Devleti'nin başkentini alarak Osmanlı Devleti'nin bulunduğu yerde yok etmek, ardından da müttefi olan Rusya'ya Karadeniz üzerinden yardım edip onların fiilen savaşa girmesini sağlamak için açılan bir cephedir. Burada Osmanlı Devleti savunma pozisyonunda kalmıştır Türk milleti. Fakat buna rağmen yedi düvele karşı gerekli cesareti, gerekli direnci göstererek Çanakkale cephesinde büyük bir zafer kazanmıştır. Şu bilinmelidir, Çanakkale savaşları aslında iki ayaklı bir savaştır. Bir deniz savaşı vardır, iki kara savaşı vardır. Bizim bugün kullanmış olduğumuz, kutlamış olduğumuz 18 Mart aslında deniz savaşlarının bittiği bir tarihtir. Ama Çanakkale cephesinde en kanlı savaşlar kara savaşlar olmuştur. Kara savaşları da deniz savaşları bittikten sonra İngiltere, Fransa buranın denizden geçilemeyeceğini fark edip Yarımada'yı en dar bölgeden aşarak Çanakkale şehrine ulaşıp oradan İstanbul'a ulaşmayı hedeflemişlerdir. Ve bu bağlamda da Çanakkale'ye Ian Hamilton diye bir İngiliz komutan atamışlardır. Bunun üzerine de Osmanlı Devleti, Harbiye Nezareti, Liman von Sanders diye bir Almanı Osmanlı 5. Ordusu komutanlığı başına atamıştır. Bu dönemde Mustafa Kemal de Sofya'da askeri ateş eder. Burada Mustafa Kemal'in rolü mutlaka altı çizilerek belirtilmesi gerekir. O da şudur. Mustafa Kemal ilk etapta Çanakkale'de değildir. Fakat ısrarla cepheye gitmek isteyen bu konuda Harbiye Nezareti'nde defaten yazı yazan ilk etapta gönderilmemesine rağmen benim birinci sınıf zabitliğimden eğer bir şüpheniz varsa ben her şeyi bırakarak arkadaşlarımla beraber Çanakkale'de savaşmak istiyorum diyen bir komutandır Mustafa Kemal. Bu beyanı üzerine de Mustafa Kemal'i orada bir yedek bir kuvvet oluşturulup bu yedek kuvvetin başına gönderilmiştir. Burada Mustafa Kemal'in rolü şudur. İlk çıkarma yapıldığı zaman çıkarmanın yapılabileceği yeri daha önceden tahmin etmiştir. Askeri bir ön seziyle. Çünkü daha önce Mustafa Kemal Çanakkale'de kısa bir süre görev yapmıştır. Yarımada'da, Gelibolu Yarımadası'nda. Onun için oranın jeopolitik konumu ve coğrafya yapısını çok iyi bildiği için ilk çıkarmanın nereye yapılabileceğini tahmin etmiştir. Ve ilk çıkarmaya yapıldığı zaman da ilk oraya yedek kuvvet olarak koşan üstünden emir almadan yani Liman von Sanders denen Alman komutanın emir almadan giden Anzakları ilk durduran askeri birliğin başında kişi Mustafa Kemal'in bizzat kendisidir. Zaten bu hareket Mustafa Kemal'in orada bir anda önemli bir komutan olmasına sebep olmuştur ve yarbaylıktan albaylar terfi etmesine sebep olan bir olay olarak tarih sahnesine çıkmış ve tarihe de yazılmıştır. Bundan sonraki süreçte bu başarısından dolayı Anapartlar grup komutanlığı yapılmıştır. Anapartlılar da en kanlı savaşların olduğu bir dönemdir Ağustos ayında. Zaten Eylül ayından itibaren de Çanakkale cephesinin önemi kalmamıştır. Şimdi burada Anzak meselesi var bir de. Anzak bilindiği gibi Avustralya Yeni Zelanda askeri birliğinin bir araya getirilmesidir. Yani Anzak Avustralya'nın yerli halkı ırkı değildir. Oranın yerli ırkı aborjinlerdir. Zaman zaman tarihinde geçer veya belgesellerde geçer. Yeni Zelanda'nın gerçek şeyleri de Maorilerdir. Aborjin ve Maoriler. Fakat bu iki birlik İngiltere tarafından Birinci Dünya Savaşı'na davet edilince İngiliz sömürgesi olarak Mısır'daki Zeytun askeri kampında bunlar bir araya getirilip Avustralya Yeni Zelanda askeri birliği adı altına toplanmıştır. Ve bundan sonra da
bu askeri birliğin İngilizce baş harfleri bir araya getirilip Anzak kelimesi ortaya çıkarılmıştır. Ama maalesef günümüzde Avustralya dendiği zaman Anzaklar diye akla gelir. Aslında bu askeri bir terimdir. Bu yanlışlıkla mutlaka düzeltilmelidir. Onlar Kanal Harekatı bittikten sonra önce Limna Adası'na getirilmişlerdir. Limna Adası'ndan da Çanakkale'de ilk çıkarma yapan askeri birliği olarak tarih sahnesine geçmiştir. Fakat burada Anzak askeri birliği kullanılmıştır İngilizler tarafından. Çünkü hem ilk çıkarma yapılmıştır hem de en kanlı savaşların olduğu bölgede hep Anzaklar kullanılmıştır. Çünkü o bölgede de ben bir dönem, yani Avustralya'da bir dönem kaldım. Oradan biliyorum. Kendileri de bunu zaten itiraf ediyor. Bizi İngilizler o bölgede kullandı diye. Tabii savaş bittikten sonra Anzaklar gerisin geri tekrar Limna Adası'na, oradan Mısır'a götürülüyor. Mısır'dan bir kısmı Sina Filistin cephesinde savaştırılıyor. Bir kısmı da Batı cephesine gönderilip Batı cephesinde Fransız birlikleri içinde Almanlara karşı savaştırılıyor. Ve savaş bittikten sonra da İngiltere'ye götürülüp İngiltere'den de tekrar gemilerle Avustralya kıtasına gerisin geri iade ediliyor. Fakat Çanakkale'de en fazla yaralı ve kayıp veren askeri birliklerden birisidir Anzaklar. Bittikten sonra savaş, tekrar Türkiye'ye gelmek istemişlerdir aileler. Çocuklarının öldükleri bölgedeki mezarlarını ziyaret edip en azından bir çiçek, bir gül koymak istemişlerdir. 1921'den itibaren o bölgede bir mezarlık oluşturulmuştur. Anzak Mezarlığı şimdi Şafak Ayini'nin yapıldığı yerdir. O tarihten itibaren de gelmeye başlamışlardır ve bu ilişki üzerine de Mustafa Kemal'in meşhur bir sözü vardır. Ey Anzak anneleri, artık sizin gözyaşınızı, sizin evlatlarınız bizim evlatlarımız oldu. Artık onlarla bizim evlatlarımız kucak kucağa, koyun koyuna yatmaktadır. Artık onlar bundan sonra bizim evlatlarımız oldu diye meşhur bir lafı vardır. Zaten bu laf, bu söz üzerine de Türk-Avustralya dostluk ilişkisi başlamıştır. Günümüzde de iyi bir şekilde devam etmektedir.